Bu bundan ben, ben şunu anlıyorum. Biz iş, işte bir takım teşvik önlemleri açıklayarak biraz istihdamı arttırmayı arttıralım politikasını istiyorlar ama enflasyonun da peşini bıraktıkları izlenimi geliyor. Yani enflasyonla hiçbir şekilde mücadele etmeyeceklerini, uğraşmayacaklarını zaten diyor ki bizim yapacağımız bir şey yok. Bu dışarıdan kaynaklanan bir durum diyor. Savaştan kaynaklanan bir durum diyor döviz cinsinin artmasına şimdi dövizin yükselmesinin kaynağını dışarıya onu bile dışarıya bağlı. Yani kurun yüksekliğini bile dışarıya bağlı. Şimdi toplu halde baktığımızda evet biz biraz ilk bölümde de söyledim. Hamaset dolu bir konuşma. Gerçeğin hiçbir zaman yansıtmıyor. Çünkü bizdeki en büyük dolu, yani enflasyonu yüz mümkün değil. Zaten enflasyonla mücadele edeceğiz, şöyle yapacağız. Sadece PKK'nın beynini kırdıysak bunun beynini nasıl kırarız? E nasıl kıracaksın? Söyle o zaman. Yani şimdi Faiz öncesinde faizi düşürmek faizi lazım. Ha. ha biraz faizi de düşünsün o zaman yani. Bu enflasyon meselesiyle uğraşacak bir elinde alet yok. Öyle bırakıyor. Biraz önce etti o dolar 14'te. Eğer dolar 14'te kaldığı sürece Türkiye'nin Rahatlaması, enflasyonun aşağı inmesi, fiyatların ucuzlaması falan diye bir şey söz konusu değil. Bu bir. İkincisi dolar böyle olduğu sürece diyorlar ki domates, biber, salatalık, yeşillik yani sebze yazın ucuzlar. Bazı kişilere göre de mesela Oğuz Demir de bugün kaleme almış diyor ki ucuzlamaz. Niye ucuzlamaz? E dolar yüksekse adam satar ya. Bir baktığın zaman evet bugüne ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Bir hamaset yapıyor. Dış güçlere bağlıyor. Ne diyor? Ee, ekonomimizin çöke, ekonomimizi çökertmek için döviz kuru ve faiz tartışmalı üzerinden başlatılan saldırı. Nasıl bir faiz tartışması başlatıldı da geçen senenin hazır bu sene. Geçen sene bugün hala alalım. Geçen sene Nisan ayında ne tür bir saldırı başlatıldı ki Şu Merkez Bankası görevden aldı. niye aldı? Şahap şey Kavcıoğlu göreve geldi. Göreve geldi, göreve geldi. Niye Çağap şey Kavcıoğlu görev geldi de nacaba alındı? Niye Şahap şey Kavcıoğlu görünce 7 olan kur bir anda 8'lere çıktı? Ya bir görev değişikliği yapıyorsun, kur 1 lira falan yükseliyor. Peki bütün bu dolar ve yükselişin nedeni savaş Ukrayna'nın Aralık'ta savaş var mıydı? Ocak'ta savaş var mıydı? Şubat'ta savaş var mıydı? Ocak ayı, ya Aralık ayı enflasyonuna bakın ya. Ocak ayı enflasyonuna bakın. Şubat ayı enflasyonuna bakın. Şurada savaşın 40. günündeyiz. Geldik Nisan'a. Mart'tan sonra savaşın da çok fazla da etkisi olmadı. Petrol fiyatı bir yüz değil mi? 20'lere sonra tık diye tekrar yüzler seviyesine indi. Yani bir oradaki bir şey var. E onun dışında bütün bunları oraya bağlayıp e vallahi bizim kabahatimiz yoktu. Başka kimin kabahati var? Bu işte stokçular stokluyorlar, Fırsatçı. fiyatları yükseltiyor. Fırsatçılar gibi ya gidip orada domatesin fiyatı ne 35 liradan desek ki bundan sonra 25 lira. Mesela ya enflasyon mu inecek? Yani evet. her şeye sen zam yapıyorsun elektrikten çakın. Şimdi bu birinci kısım. Hı. Ama beni ilgilendiren karamsarlığa düşen ikinci kısım oldu. Yani karamsarlık yapmayın diyorlar ama daha da bir kara. O yüzden bir yazı bugün kaleme aldım biraz. Evet. Şeyi iyi uykular diye yazı evet, aldım. Çünkü ya bir baktım Cumhurbaşkanı bize 2053'ü anlatıyor. 53 hedeflerini ortaya koyuyoruz. 2023 gitti abi. 2020 2020 50 31 yıl sonraki ama ne kadar güzel. İşte vizyon dedim. Yani. Abi Z kuşağı hedefliyor. Çok da değilmiş orada. ya. işte değil mi? 31 yıl çık. Vallahi ben göreceğimi zannetmiyorum Ort, size. Allah uzun ömürler versin. <gülüyor> <gülüyor> yani, onu da yazdım <laughs> orada yani. Orada hedef Z kuşağı abi. Yeni 6 milyon Altı. seçmen. Aa, ona mı? <laughs> onlar da ama 30 sene nasıl bekleyecekler o çocuk? Şimdi 30 sabır sene abi biz abi. Sab, sabır et 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 Müslümana de yani. Abi, ama gurur duymalıyız diye bir yazı yazdım. Şimdi diyor ki şurada 168 milyar dolar yatırım yapacağız diyor bak. Ama ne zamana 2053. 198 milyar dolar değil mi? 198 ha, milyar. Yalnız evet. işte bu evet, evet. geniş bant internet %100 olacak diyor. Uydu filomuz olacakmış. Ha, bak burasından gurur duyabiliriz. Onu altını özellikle çizim. Yani midemizi aç. Mide gurultuyor diyor ya. Midenin gurultusu gurur duymamıza engel değil. Eğer mide gurultusunu ön plana çıkartıyorsan sen kötü niyetlisin. Şimdi gurur duymamız lazım. Neden gurur duymuyoruz? Bakın 2053 yılında uçak yolcu sayısı 344 milyona çıkacak. Ne biliyor musun ya? Şimdi oturup şu anda bizim hepimizin mutlu olmamız lazım. Şimdi yani gidiyorsun domates öyle olmuş. Bu küçük düşünce dedim. Patates böyle olmuş. Çocuğun altısı söylememiş. Küçük bakı ama büyük baksan iktidarımız çok büyük bakı. Ta 2053'e hedefliyor. Yani yarını düşünmüyor. Yarın, hmm. e, yarın ne yapalım? Bir de demişsiniz işte olsun be mülteci değiliz, savaşta değiliz. Ha bir de o var. Onu daha önce dedi ya evet. halinize şükredin. Irak olabilirdik, Suriye <laughs> olabilirdik. Ukrayna gibi bizleri birisi işgal edebilirdi. Bunların hepsini Tayyip Erdoğan önlemiş. E, ne yapsın? pahalılıkla da siz biraz sabredin, evet. mücadele edin. Ama Bahçeli burada ne diyor? Bak Bahçeli'nin yok o lafı yok. Bu başka bir ha. şey var. Diyor ki bak bu millet diyor, bizim milletimiz diyor, Bak. bir tas hoşaf, bir kuru ekmekle Çanakkale dire direnmiş milletiz diyor. Dangıldungul konuşan Kılıçdaroğlu ve Zillet İffakı neden bahsediyor diyor. Savaşta mıyız ya? ya evet. Savaşta ki, mıyız ya? Bakın, ekonomik bağımsızlık kurtuluş savaşına girdik. Yeni Türk modelini ortaya koyduk. Faiz, kur salmanından kurtardık Türkiye'yi. Bir enflasyon vardı. Onu da balonunu patlatacağız. Ne yapmamız lazım bu ara? Bak ne diyor adam? Mesela az yedik, çok yedik, az gezdik, çok yattık meselesi değil diyor. Bugün yoksa yarın olur. Sabretmek lazım. Karamsarlık Müsl Müslümanlara yakışmaz, yakışmaz diyor. Günah potasına getiriyor. Kılıçdaroğlu da güzel cevap vermiş. O da diyor ki ben siz oy vermeyi de günah sayacaksınız. Bize oy vermeyenlere diye. Peki ben de sana soruyorum o zaman sözü. Topu atabilir miyim? Tabii ki. Topu tabii atarken ki. soruyorum. Balonu patlatacak. Patlatabilirler. Balon şişti. Yüzde altmış. bu altmış olacak. 70'e kadar çıkacak bunun yolu belli. Balon patlatacağız diyor. Bir tek laf bu. Nasıl mücadele edeceksin? Faizi ellemeyeceğiz diyor. Çünkü biz Müslüman olarak Nas var, nasıl uymak zorunda. Onu ilan et. Faiz yüzde on olunca şey... NASA uygun oluyor. Yani kesinlikle faizsiz bir dönem oluyor. Şimdi balonu patlatarak sadece PKK'ya yaptığımızı enflasyonu da yapacağız patlatacağız. Soru şu balonu kim şişirdi? Ha, e balon, balon. nasıl Bence, şişti? Yani yüzde birde beş, yüzde yetmişe balon nasıl çıktı? Ben de şöyle soracaktım. Şimdi Cumhurbaşkanı şöyle diyor ya Amerika'da açıklanan son 40 yılın en yüksek enflasyonu sorunun yol açtığı durumu göstermektedir. Yani dünyada enflasyonda yükseliş var. Dolayısıyla savaş da var. O yüzden biz de ekonomide etkilendi. Yani tamamen dışarıya bağlı, bağımlı bir durum söz konusu. Ama içeride hiçbir şekilde ekonomi politikalar ilgili, Merkez Bankası'nın faiz politikası veya talimatla indirilen faizlerle ilgili hiçbir şey yok. Gerisi tamamen bunlara bağlı. Etkilerini yani böyle mi? bir algı koyuyor kurun, önüne. Kurun, kurun. Bütün Vatandaşı. her şey döviz cinsinden yükseliyor. Dövizin yüksekliğine bağlıyor. Evet. Bizim fiyatların yüksekliğini. Ama dövizi kimin yükselttiğini yükseltirken de niye hani diyorlardı ya rekabetçi döviz. Onlara falan girmiyor. Sanki dövizi işte bu savaş nedeniyle Amerika'daki enflasyonun yükselmesi nedeniyle bizdeki kur yükselmiş Hı. gibi hava evet. yaratıyor. Evet. Kimin yükselttiği konusunda söylemeye topu atalım Şimdi o zaman. Şey de e, enflasyon deyince vatandaş artık şöyle bir algıya kapıldı. Dolar yükseliyorsa enflasyon da yükseliyor. Doların neden yükseldiğine ilişkinde çeşitli tevatürler var. Yani ben böyle sokak röportajlarında falan takip ediyorum. Vatandaş genellikle doları yükseltenin Amerika olduğunu zannediyor. Yani oradan Washington'dan tuşa basılıyor burada dolar yükseliyor gibi. <laughs> şey zannediyor. Halbuki dolar TL karşısında yükseliyor. Dolayısıyla siz TL'nin değerini koruyorsunuz. Aslında bu haliyle iletişimimiz doğru olmayabilir. Dolar yükseliyor diyoruz. Bu doğru bir ifade. İyi, TL de. düşüyor TL demek belki dağıtıyor. daha doğru. Evet. TL neden değer kaybediyor? Bir şeyin miktarı onun değeriyle ilintili. Mesela çok fazla makine mühendisi olursa makine mühendislerinin ücretleri düşer. Çok fazla TL olursa da TL'nin miktarı düşer. Bakın bugün Dünya Gazetesi'nde, pardon değeri düşer, değeri. miktarı artıyorsa değeri evet. düşer. Bugün Dünya Gazetesi'nin manşeti, ucuz krediler ticariye akıyor diye bir manşet atmışlar. Bence son derece kritik bir haber, bunun üzerine gitmek lazım. Yani en azından ekonomi basınının bunun üzerine gitmesi icap ediyor. Enflasyon, tüketicide %61, üreticide %15. Bireysel kredi almıyor vatandaş. Yani ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisinden ziyade piyasaya akan ticari krediler var. Ticari kredilerdeki yıllık artış 41 olarak gerçekleşiyor. Çok ciddi bir kredi artışı var. Şimdi bu krediler niye artıyor? Bu krediler şu yüzden artıyor. Ben bir tüccarım diyelim ki, bir sanayiciyim. Ya diyor enflasyon yüzde 61. Kredi faizi yüzde 30. E ne güzel. Yüzde 30 da krediyi çekiyorum. Malıma 60 zam yapıyorum. Muazzam bir servet transferi. Ama ne oluyor? Bu söz konusu kredi mekanizması nedeniyle piyasadaki para miktarı sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Yoksa gökten zembille değer yaratmıyor, TL yaratmıyoruz. Bu mekanizma, bu bankacılık mekanizması piyasaya sürekli TL pompalıyor. Peki soru, piyasaya pompalanan TL'ler benim cebime giriyor mu? Sabit ücretlinin cebine giriyor mu? Yok. Hayır. Girmiyor. Kimin cebine giriyor? Hala hazırda zaten tasarruf sahibi olanların, tasarruf sahibi deyince de böyle Vatandaşımız yanlış anlamasın 15-20 binlik tasarruflardan bahsetmiyorum. Büyük tasarruf sahipleri olanın cebine giriyor. Ancak bu şekilde piyasaya e, hız kazandırıyorsunuz, piyasayı ısıtıyorsunuz. Bu neye benzer? Kalp pili gibi düşünmek lazım. Yani kalp artık çalışmıyor ancak bankacılık sisteminin zoruyla piyasaya para pompalaya pompalaya ancak o çarkları döndürüyorsunuz. E Hal böyle olunca Türk lirası miktarı sürekli artıyor. Türk lirası miktarı sürekli artınca e, eskiden e, ama üretim artmayınca aynı miktarda yumurtaya karşılık eskiden 100 lira varken şimdi 200 lira var. Yumurta 200 lira oluyor 100 liradan 200 liraya çıkıyor. Para basarak zenginleşmeyeceğinize göre. Dolayısıyla bu faiz mekanizması, bu para politikası mekanizması piyasadaki para miktarını sürekli arttırıyor. E, çok fazla haberini yaptık burada. 200 TL'lik banknotlar 2018'de çok azdı. 2018'in en altı banknot içinde en az 200 TL vardı. Şimdi sıralamada ikinci sıraya yükselmiş. 100 TL'den sonra en çok 200 TL var. E i̇şte önceki bölümde ne konuştuk? 500 TL'lik banknot basılacak mı basılmayacak mı diye. Dolayısıyla ortada bir balon varsa... Bir araya gireyim. Sen tabii. geçen gün güzel bir örnek verdin. Taksici eskiden 100 TL verince abi bozuk yok mu diyordu. Şimdi, şimdi, evet. Evet. şimdi evet. hiçbir şey yok yani. Geçenlerde şimdi yani ya. çok ucuz bir şeye 5 liranın anlamı kalmadı. 1 liralık 500 lirayı belki... Erteleyebilirsin ama artık gerçekten 1 lira ve 5 liralar tümüyle anlamını yitirdi. Evet. 1 lirayı vatandaş yolda bulsa yere eğilip almıyor. 1 liraya ne var? Ben bu... bir, ha, <laughs> sen tamam lütfen o zaman ben biraz daha başka bir konuya geçeceğim. Bu... O da yeni bir haber. Burada Hı. tabii buradan başka bir şeye odaklanmak lazım. Bu kadar para basılırken, piyasaya bu kadar para pompalanırken sabit ücretli vatandaşın durumuna ilişkin bir kriz ortaya çıkıyor. Siz piyasaya para pompalıyorsunuz. Bu para bir biçimiyle sabit ücretli vatandaşın cebine girmiyor. Sabit ücretli vatandaşlara diyorsunuz ki sabredin. Ya kardeşim ben sabredeceğime sen bu politikayı değiştir. Çok açık zaten resmedilen politika çok belli. Hı hı. Piyasaya helikopter parası dağıtıyorlar. O para da işçinin, emeklinin, memurun cebine girmiyor. Hı hı. Burada tabii şeyle ilgili konusu gelir mi bugün bilmiyorum ama emekli ikramiyesiyle de ilgili evet, konuşmak evet. lazım. Evet. Burada... Asgari ücret olsun asgari, diyorum. şimdi... Ya bana açıkçası biraz daha derinlikli... Gerçekçi e, değil mi? Biraz daha derinlik hmm. e, bakış açılarına ihtiyaç var. Hem muhalefet cephesinde hem iktidar cephesinde. Türkiye'de 13,5 milyon emekli var. Küsuratını söylemiyorum. 13 milyon, 600 bilmem kaç, 13,5 milyon diye yuvarlıyorum. 13,5 milyon emekli her sene artıyor. Üstelik emeklilik şeyinde sisteminde çok sert bir şey de var düzenli 65 yaşına kadar emekli olamıyorsunuz artık. Başka bir düzenleme de var. Buna rağmen emekli sayısı her sene artıyor. Eskiden gelenler. Evet. Öte yandan Türkiye'nin demografik yapısında